gibi değerli girişimleri destekleyen önemli bir platform olan Foodback temsilen Tuğçe Ergün Cireli gelecek. Tuğçe Hanım Üsküdar Amerikan Lisesi'nin ardından Montreal'de ekonomi eğitimi aldı. Ve bu alanlarda çalışırken geçirdiği rahatsızlıklar sonucu beslenme ve sağlık arasındaki ilişkiyi araştırmaya başladı. Sanırım hepimizin fonksiyonel gıda konusundaki motivasyonu benzer noktalardan başlıyor. Imperial College'da girişimcilik ve işletme üzerinden master'ını tamamladıktan sonra Cornell Üniversitesi'nde bitki bazlı beslenme üzerine eğitimler aldı. 2015 yılından beri tarım ve gıda alanında girişimcilik ve danışmanlık yapıyor. Saf Nutrition markasının inovasyon ve büyüme sorumlusu olarak 2 sene görev aldıktan sonra tüm ilgisini ve vaktini önceden yarı zamanlı yürüttüğü AB destekli Foodback platformuna ayırıyor. Türkiye'de etki odaklı tarım ve gıda girişimcilerinin büyümesine yardımcı oluyor. Aynı Kiberes Garden gibi. Tuğçe Hanım'ın Ruhun Doysun platformunda yazdığı yazılar, Grundig ve MSA markaları ile yaptığı içerik çalışmaları ve Annual Food Agenda gibi düzenlediği konferanslarda bu alanda içerik üretmeye ve paylaşmaya da devam ediyor. Kendisi bugün aramızda olduğu için oldukça da bizi kırmayarak 40 günlük de bir bebeği olduğu halde sağ olsun beni kırmadı, geldi. Çok teşekkürler Tuğçe Hanım, buyurun. Şundan ilerliyor. Şuradan da şeye doğru. Nasıl istersen şu ilerlettiriyor. Buradan da yapabiliyor değil mi? İkisi tamam. Yapılıyor. Çok teşekkür ederim. Evet, hoş bulduk. Selamlar, merhabalar. İsim Tuğçe. Çok uzun zamandır fiziksel bir aktiviteye katılmamıştık. Biliyorsun doğum izni derken. Ay özür dilerim. Bu bir parçamız oldu tabii. Benim için bu böyle bayağı yeni ve birden bambaşka bir ortama gelmiş oldum. Eğer bir hata yaparsam kusura bakmayın. Berat Hoca'nın dediği gibi evde böyle bebeği bırakıp geldim. Kısaca anlatıp gideyim. İsmim Tuğçe, Foodback'in kurucu ortağıyım. Biz 2018 yılında kurduk Foodback Impact Hub'la beraber. Hatta kök sistemi de burada. Hep beraber geliştirdiğimiz bir fikirdi. O zamanlarda işte Türkiye'de tarım ve gıda teknolojilerinden gerçekten çok az örnek vardı ve bu konuda neden daha çok girişim yok? Dünyada harika şeyler oluyor. Biraz daha iyi girişimlerin çıkması için ne yapabiliriz diye aslında hep beraber masanın etrafında oturup konuşmalarımızdan çıkan bir program oldu. Sonrasında bir sonraki yıl zannedersem EIT Food, Avrupa Gıda ve Tarım İnovasyon Fonu'ndan biz destek almaya başladık. Ve onunla beraber işler biraz değişmeye başladı. Dünyada da gıda ve tarım teknolojisi dediğimiz şey gerçekten çok büyürken, çok iyi örnekler gelirken, Türkiye'de de enteresan örnekler gelince Foodback'i biz biraz daha ciddiye almaya başladık. Neden peki bunu yapıyoruz? Demin Aygen güzel söyledi kendisi için neden ben bunu yapıyorum diye. Biz de neden bunu yapıyoruz diye kendimizi bir daha sorduğumuzda baktık ki gerçekten Türkiye, yani biz lise yıllarından beri duyuyoruz. Türkiye bir tarım ülkesi, çok zenginiz. Bizim en büyük zenginliğimiz burada diye. Fakat bir taraftan da gerçeklerin bu olmadığını da hepimiz görüyoruz. Burada problemlerden bahsetmeyeceğim. Siz eminim hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. Ama hangi konularda gerçekten gelecek var? Ve biz bu geleceği inşa etmek için nasıl girişimleri desteklemeliyiz sorusunu sorduk. Ve burada sağ tarafta gördüğünüz iyi tarım teknolojileri, inovatif materyaller, burada alternatif plastikler en çok yer alıyor. Alternatif proteinler, sanırım artık alternatif protein demiyoruz. Başka bir isim gelmiş ama şimdi aklımda değil. İzlenebilirlik teknolojileri, kişiselleştirilmiş beslenme ve tedarik zincirleri. Bu konularda çok büyük gelişmeler olduğunu görüyoruz ve dedik ki biz geleceğin madem bu teknolojiler üzerinde olduğunu inanıyoruz. Foodback olarak da bu konularda çalışan girişimlere yardımcı olalım. Ve dedik ki peki yardımcı olurken yani tam olarak hedefimizi nereye koyacağız? Ve burada gördüğünüz 6 tane aslında maddenin üzerine ilerledik. İnsanların gıdaya erişiminin daha demokratik olması gerektiğine inanıyoruz. Ve ne yazık ki yakın gelecekte bunun iyice bir problem olduğunu görmeye başlayacağız. Ve insanların daha demokratik bir şekilde gıda erişimi için neler yapabiliriz diye hep beraber oturup düşünüyoruz. Üretkenlik ve verimlilik
TÜBİTAK'ın geçen seneki raporundaydı. Tarım teknolojileri konusunda Avrupa Birliği'nden çok geride kaldık. Aslında tarım arazileri olarak değil ama tarım arazileri verimli kullanma konusunda problem yaşıyoruz. Ve bu konuda çalışan ve bunu daha iyi götürmek isteyen birçok girişim var. Biz kendimize bunu da bir hedef olarak koyduk. Alternatif protein zaten yani Türkiye inanılmaz kolay adapte olabilen bir ülke. Alternatif protein konusunda dünyayla neredeyse eşit gideceğiz. Çok iyi markalar çıkmaya başladı Türkiye'de de. Ama bu konuda daha gidecek çok yer var. Hücresel sütler, hücresel etler ve buna ihtiyacımız var. Dünya olarak ihtiyacımız var. Onun için hedeflerimizden bir tanesini buraya aldık. İnovatif materyaller. Ekibimizde iki tane inovatif materyal üzerine çalışan arkadaşımız var. Özellikle onların ilgisiydi bu. Alternatif plastik üreten firmalar hedeflerimizden bir tanesi bu konuda çok girişimin gerçekleşmesi. Diğerleri ise döngüsel ekonomi ve tedarik zincirindeki çözümler. Pandemiyle beraber bu arada bunlar tabii çok popüler konular olmaya başladı. Özellikle tedarik zincir çözümleri konusundaki dünyadaki gelişmeleri görüyorsunuzdur. Bu sene Türkiye'de yapılan yatırımlarla ilgili bir rapor okudum. Startup Watch'ın çıkardığı. Zaten en büyük yatırımlar tedarik zinciri çözümlerine gitmiş. Orada daha enteresan işler görmeye devam edeceğiz. 2018 yılından beri neler gördük? Bu girişimcilik dünyasında, ben yeniydim girişimcilik dünyasında, çok da bir şey bilmiyordum ilk girdiğimde ama hep zannediyordum ki girişimcilerin en çok para ihtiyacı var. Fakat bunun böyle olmadığını gördük. Girişimcilerin en çok iş birliğine ihtiyacı var. Özellikle bu konuda Ar-Ge yapan girişimler, yepyeni şeyler, mesela şu an Aygen'in anlattığı şeyin ne olduğunu bile anlamakta bazılarımız ben zorlanıyorum doğrusu. Birçok defa da Eva'da onu söyledik, anlattık. Çünkü yepyeni şeyler ve bu gibi güzel şahısların kurumlarla, derneklerle, özel sektörle özellikle işbirliği halinde olması gerekiyor. Ve bu işbirliklerinden birçok güzel fikir gerçeğe dönüşüyor. Mentorluğa ihtiyaçları var ama herhangi bir mentorluğa değil, gerçekten özelleştirilmiş, yani birebir mentor dediğimiz o kişinin tam olarak ihtiyacına uygun mentorlara ihtiyaçları var. Ve tabii sonra da yatırıma ihtiyaçları var. Ve bu ihtiyaçları karşılarken nasıl bir kazan-kazan durumu yaratabiliriz diye sorduğumuzda kendimize. Aslında şirketlere baktığımızda da şirketlerin de çok hızlı inovasyon yapma ihtiyacı var. Çünkü çok hızlı değişiyor dünya ve bu hızlı inovasyona yetişemiyor büyük kurumlar. Bu yüzden de yeni fikirleri ve teknolojileri aslında öğrenmek istiyorlar. Biz yıllardır birçok firmayla birlikte çalışma şansı da bulduk. Ve gördük ki firmalar da girişimlerle çalıştıklarında aslında çok hoşlarına gidiyor. Burada küçük bir parantez açacağım. Ne yazık ki Türkiye'de böyle çok iyi firma, girişim, işbirlikleri daha tam oluşmadı. Ama bunun oluşması için alan sağlıyoruz. İlerleyen slaytlarda anlatacağım onu. Ve Foodback'i biz burada aslında konumlandırdık. Dedik ki biz bir kolaborasyon ve inovasyon platformu olarak görev alalım. Ve gerçekten sistemi yıkmak isteyen agri-food inovasyonlarına da destek verelim. Türkiye'yi bir agri-food hub'ı yapabilir miyiz gelecek yıllarda? Böyle bir kendimize uzun dönemli bir hedef koyduk. Şimdi biz YLT Food'dan dolayı birçok Avrupa ülkesinde girişimcilik programlarına katılıyoruz. Oradaki kişilerin anlatımlarını dinliyoruz. Ve duyduğumuz şeyler genellikle şunu gösteriyor. Birçok tarım teknolojisi ve gıda girişimcisi aslında Türkiye'de çalışmalarını hayata sokabilir ve buraya gelip burada da teknoloji geliştirebilirler. Niçin? Ne yazık ki çok ucuzuz Avrupa'da. Buraya gelmek kolay artık. İkincisi, sezonsal olarak birçok mesela bir tarım teknolojisi için Türkiye çok verimli bir yer. Çünkü 4 mevsimi yaşayabiliyor. İşçilerimiz, yani çalışma kabiliyetimiz iyi. Yetenekli insanlar var ülkemizde. Bu yüzden aslında Türkiye bir tarım merkezi olur mu demiyorum ama bir tarım teknoloji merkezi haline dönüşebilir ve bunun için ne yapabiliriz diye aramızda her yıl konuşuyoruz ve buna yaklaşmak için emek veriyoruz. Foodback olarak EIT Food'dan destek alıyoruz dedim. Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Fonu'nun gıda tarım tarafı burası. Gördüğünüz gibi dünyada birçok büyük firma tarafından destek alan bir fon. Bu senede Boğaziçi Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi ile
işbirliklerimiz oldu. Berat Hoca ile biz 2 senedir herhalde her etkinliğimizde beraberiz. İlk defa tanışma fırsatımız oldu fiziksel olarak. Ama bu EIT Food olarak bizim burada yer almamız, yani EIT Food Türkiye hub'ı olarak diyeyim, yer almamızın en güzel tarafı bütün buradaki know-how'ı Türkiye'de paylaşma şansımız oluyor. Veya buradaki fikirleri ve buradaki kişileri Avrupa'daki bu firmalar ve bu network'le birleştirme şansımız oluyor. Bu yüzden burada dinleyiciler arasında ya benim böyle bir projem var, bir inovasyonum var veya bir Ar-Ge projem var ve bunun Avrupa'da çok iyi bir yer alacağını düşünüyorum diyenler varsa mutlaka görüşmek isteriz. Umarım bu network'ü daha da geliştirme şansımız olur ilerleyen zamanlarda. 17 ülkede yer alıyor. Bu 17 ülke içerisinde de bu 17 ülkede gittikçe arttırıyorlar. Buradaki amaç aslında gelişen bu Avrupa ülkelerinde gıda ve tarım girişimcini desteklemek ve bu inovasyonların daha çok olmasını sağlamak. Yaptığımız, yani verdiğimiz hizmetleri biz bu sene 3'e böldük. Dedik ki Connect, Nurture ve Expand diyelim. Ve bunların altını yaptıklarımıza dolduruyoruz. Ben böyle birçok şey yapmayı seven bir insanım. O zaman anlatımız çok karışıyor. Bu böyle güzel, umarım daha kolay anlamanızı sağlar. Connect tarafında dediğimiz gibi özel sektör, girişim, dernek, yani STK, bu kişinin bir araya gelmesinden bahsediyoruz. Aslında iyi fikirler, iyi projeler bir araya gelmesi zor olan kişiler bir araya gelince ortaya çıkıyor. Bunu gördük. Bunun olması için mesela geçen sene Circular Food diye bir seri düzenledik ve burada gerçekten bahsettiğim tüm paydaşları aynı masaya oturturduk ve gıda atığını nasıl çözeriz diye bir soru sorduk. 3 tane farklı işbirliği çıktı bu masadan. Bunun gibi işbirliklerin daha çok yer alması için gerçekten bir araya gelmesi zor kişilerin aynı masaya oturması gerekiyor. Bunu alan açmak en sevdiğimiz şey. Geçtiğimiz sene Annual Food Agenda yaptık. Annual Food Agenda'da Buğday Derneği de vardı, Boğaziçi Üniversitesi de vardı, girişimler de vardı. Ve yine herkes birbirleri arasında konuştuğunda yine güzel fikirler çıktı. Bunlar bizim bu yılki hedeflerimizi etkiledi. Nurture tarafında ise birçok hızlanma programı var. Birçok farklı girişimler için, fikir aşamasındaki girişimler için fikirlerini daha, fikirlerini geliştirmelerini sağlayacak bir challenge'larımız oldu bu sene. Ve birebir mentorlarıyla 4 günlük bir eğitimden geçtiler. Şimdi artık bunları yapmak için yapmak değil, gerçekten bir sonuç odaklı ve neler aldılar bu 4 günün sonunda, emeğimiz boşa gitti mi diye hep ölçerek yapıyoruz. Onun için bu sene bir etki ölçüm tarafını da güçlendirerek size umarım senenin sonunda yeniden anlatma şansım olur. EVA diye bir programımız var, bahsedilmiş burada benden önce. Empowering Women in Agri-Food programı. Bu da tarım, inovasyon ve kadını birleştiren, bir araya getiren ilk program oldu. İlk yaptığımızda dedik ki, yani kaç kişi başvurabilir? Türkiye'de tarım teknolojisi yapacak kadın olacak ve hani çok niş bir yerdeyiz dedik. 250 kişi başvurdu. Gerçekten zar zor seçtik ilk onu. İlk yaptığımız sene, ikincisini geçtiğimiz sene yaptık yine aynı şekilde. Ve her geçen sene ilginin daha da arttığını gördük. Yani kadın girişimciliğinin önemini tabii ki de anlatmayacağım burada ama tarım ve gıdada kadın girişimciliğinin önemi gerçekten farklı. O, yani şöyle söyleyeyim, tarım ve gıda girişimciliğinde eğer kadınlar biraz daha işin içinde yer alırsa çok farklı şeyler olduğunu göreceğiz. Bunu hep beraber deneyimledik son 2 yıldır. Expand tarafındaysa burada biraz daha açılmak isteyen girişimler, işte hepiniz biliyorsunuzdur işte fazla gıda gibi, biraz daha böyle ileri aşama girişimlerin Avrupa'daki fonlara ulaşmasını sağlamak, Avrupa'daki programlara gitmesini sağlamak gibi görevlerimiz var. Bunun yanında bir taraftan da öğrencileri yurt dışına gönderip orada ücretli stajlar yapmalarını sağladığımız projelerimiz var. Genel olarak aslında gıda ve tarım teknolojisi dediğimizde bir ekosistem oluşması gerektiğine inanıyoruz. Ve bu ekosistemi yıllardır hep beraber oluşması için çalışıyoruz.
Kök Project bir yandan çalışıyor, sizler bir yandan çalışıyorsunuz, girişimler bir yandan çalışıyor. Gerçekten daha gidecek çok yolu var. Biz de aslında burada kendimizi bu inovasyon, kolaborasyon tarafında konumlandırıyoruz. Ve yaptıklarımızı bu şekilde anlatıyoruz. Sektör olarak yani burası aslında çok daha gelişmesi gereken bir slide'dı. Ama böyle hani ilk aklımıza gelenleri koyduğumuz bunun çok daha iyisi semilerde var. Ama çok farklı alanda çok farklı startuplar görüyoruz son dönemlerde. Biz de startup yani hizmet verdiğimiz startupları bu şekilde başlıkların altına koyuyoruz aslında. Son senelerde yani 2017'den beri 50 bin euro'nun üzerinde bir funding vermişiz. 300 saatten fazla mentoring vermişiz. 200'den fazla girişim bizim etrafımızda dönmüş. Bunlar çok güzel. Network'ümüz her geçen gün artıyor. Bunun artması da hakikaten daha çok girişimin ortaya çıkması için alan sağlıyor. Çok güzel örnekler oldu son dönemlerde. İşte Solubluu vardı. Geçen seneki programımızdan birinci çıkan da Solubluu olmuştu. 2 milyon poundluk bir değerlemeye sahip oldu. 750 bin euro yatırım aldı. Bizim için çok güzel bir gelişmeydi bu. Yine geçen seneki EVA programımızda Vaha girişimi vardı. Dikey Tarım girişimi. 14 milyon TL'lik bir değerleme aldı. Bu girişimler, bu paralar belki hiçbir şey ifade etmiyor ama bu girişimlerin kendini göstermesi ve aslında ortaya çıkması ve bu tip değerlemeler alması çok çok önemli. Çünkü eskiden sadece böyle finans teknolojilerinden bahsediyorduk. Biraz daha farklı sektörlerde duyuyorduk. Tarım ve gıdada bu yatırımların ve değerlemelerin olması bizim için çok değerli bir şey. Doğru. Yosun'dan plastik üreten bir firma. Ve öyle bir şey üretiyorlar ki şimdi ben hiç teknik terimlerine girmeyeyim. Kesin hatalı bir şey söylerim ama yaptıkları işte aslında yosun bazlı plastik üreterek özellikle yaban mersinin kutularını düşünün. Bu yaban mersinin içine koyduğunuzda yaban mersinin bir hafta içerisinde ölüyor. Yani çürüyor. Onların yaptığı teknolojide dışarıdan ve içeriden hava akımı sağladıkları için bu yosun bazlı yarattıkları plastikte o yaban mersini çürümüyor. Tam tersi kurumaya başlıyor. Bu şekilde siz kuruyan bir yaban mersini de yeme şansı elde ediyorsunuz. Aynı şekilde muzları sardıkları plastik şeyleri steç filmleri düşünün. Bunları da yapıyorlar. Bu şekilde çok ciddi bir gıda atığı önlüyorlar. Son dönemde ne yapıyorlar ben de takip etmedim ama o da sevdiğimiz bir yosun girişimi. Ne yapmak istiyoruz? Yani hayalimiz ne? Bir şunu gördük biz gıda tarım teknolojilerinde. Şimdi mesela yine son toplantılarda duyduğum şeyler oldu. İşte hücre bazlı süt üretmek isteyen bir girişim var. Diyor ki yani benim Ar-Ge merkezine ihtiyacım var. Yani daha doğrusu benim doğru makinelere ihtiyacım var. Çünkü ben bunun yatırımını yapamıyorum. EVA programında birçok girişim bize aynı şeyi söyledi. Benim bunu yani Ar-Ge sürecindeyim, geliştirmem için çok ciddi para ihtiyacım var. Biz dedik ki yani bu yatırımları sizin yapmanıza gerek yok. Çünkü aslında bunlar üniversitelerde var, büyük kurumlarda var. Bu kişilerle kolaborasyon yaparak Ar-Ge'yi geliştirebilirsiniz. Çünkü gerçekten her girişimin bu yatırımları yapması hem mümkün değil hem de yazık yani boşuna atılmış değerler olarak düşünüyorum. Sonrasında da aslında bu seneki hedeflerimizden bir tanesi bir kurumla birleşip gerçekten bu kişilerin teknolojilerini geliştirebilecekleri bir co-working space yazıyor burada ama aslında birlikte çalışabilecekleri bir laboratuvar, bir Ar-Ge merkezi üzerine çalışmak. Bu var olan bir Ar-Ge merkezi de olabilir. Bu girişimler için kurulmuş bir Ar-Ge merkezi de olabilir. Ama bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde alternatif protein üreten farklı firmalar da bunu bizden çok istedi. Bir taraftan da bunu anlatıyoruz böyle Türkiye'deki gıda firmalarına, büyük gıda firmalarına. Umarım güzel haberlerle geliriz yine bu yılın sonunda. Onun dışında bir tek Türkiye'de kalmayalım, MENA ülkelerine de açılalım. Biraz etkimizi artıralım istiyoruz.
Ve bir gıda ve tarım etki fonu yaratılması için neler yapabiliriz diye konuşuyoruz. Daha çok erken olabilir bunun için. Ama doğru alanın artık burada böyle yavaş yavaş tohumların atıldığını hissediyoruz. Onun için umarım böyle önümüzdeki 5 sene içerisinde Türkiye'de çok ciddi bir gıda ve tarım etki fonundan konuşuyor ve bahsediyor oluruz. Ben tabii Foodback dedim ama Impact Hub'dan hiç bahsetmedim. Impact Hub İstanbul'un bir projesi Foodback. Impact Hub İstanbul'da Türkiye'de ilk sosyal girişimleri destekleyen ve sosyal etki fonları üzerine çalışan kurum. Aynı zamanda global bir kurum. Impact Hub'la birlikte çalışıyoruz tüm bunları yapmak için. Çok kısaca şunların üstünden geçeyim. Yani EVA'da neler yaptık? İki sene boyunca 20 tane kadınımız vardı. 20 kadın birebir mentorluk aldı. Aynı zamanda uzman mentorları vardı. Çok şanslıyız ki Türkiye'de gerçekten çok değerli kişiler vakitlerini harcayıp burada mentorluk yaptılar. EVA'nın farkı neydi? Birçok hızlanma programı var. Evet, kadınlar için ve tarım için olduğu için çok niş bir alanda hizmet etti. Ama bir taraftan da birçok ihtiyaç haritası çıkardık aslında. Yani özel herkesin ihtiyaçlarını ortaya çıkardığımız ve bu ihtiyaçlara karşılık verecek mentorları seçtiğimiz bir program yaptık. Ve biraz daha sadece finans anlatmadık. Sadece nasıl yatırım alınır konuşmadık. Bir taraftan da kadın girişimci olmak ne bileyim zor bir şey mi? Aileni bırakıp işte bebeği bırakıp eve buraya gelmek, bunu yapmak için neler yapmamız gerekiyor gibi daha böyle bizden konuları konuştuk. Çok hafif kaçabilir ama gerçekten bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bir taraftan da işte biliyorsunuz bu Green Deal'la beraber bütün iş yapıp şekillerinin değişeceğine inanıyoruz. Bu tip böyle gelecekle ilgili neler bizi bekliyor hem hukuksal olarak hem finans olarak değerli kişilerle birçok eğitimler yer aldı programın içerisinde. Ve 15 bin euro dağıtıldı programın sonunda. Son 2 yıldır da çok değerli kişiler programdan geçti. Bu sene de yine Haziran'da başlıyoruz. Genellikle böyle bir multi-stakeholder inovasyon yazıyor burada. Aslında burada yapmaya çalıştığım şey doğru kişileri doğru kişilerle birleştireceğimiz programlar yaratmak. Bu FAO için yaptığımız bir çalışmaydı. Daha henüz gerçekleşmedi. Fakat bunun bir benzerini İtalya için yaptık. İtalya'daki şirketlerle girişimleri birleştirdiğimiz bir program düzenledik. Bu sene yeniden yapıyor olacağız. Yine dediğim gibi doğru alanları açmak, doğru kişilerin bir araya gelmesini sağlamak için programlar düzenliyoruz. Circle of Food Series'de demin anlattığım gibi 2020'de yaptığımız bir çalışmaydı. 2021'de Annual Food Agenda ile devam etti. Bu sene yine devam ediyor olacağız. Sektörün farklı paydaşlarının bir araya gelip çözümler bulduğu bu tip etkinlikler düzenliyoruz. Benden bu kadar. Ben teşekkür ederim.